Bir önceki videoda tasarımını %95 oranında bitirdiğimiz heykelimizin yapım aşamalarına geçiyoruz. Şimdi bir sütrüktür, yani bir iskelet oluşturacağız. İskelet oluşturmak için ihtiyacımız olan şey insan ölçeğini bilmek. Buna göre sütrüktürümüzün boyutu çıkacak. Vakit kaybetmeden internet üzerinden insan ölçekleriyle alakalı çalışmamızı yapmaya başlayalım. Hemen bilgisayarımın başına geçiyorum. Yaptığım hızlı bir araştırmayla bulduğum resimleri bilgisayarıma kaydettim. Şu anda yaptığım şeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Printer'ım bozuk olduğu için ekranımda ölçeklendirdiğim resmi kağıda böyle bir yöntemle aktaracağım. Bunu yaparken ekranınızdaki piksellere zarar verebilirsiniz. Kalemle ekranınıza fazla bastırmamanız gerekiyor. Ben kesinlikle yapmayın derim. Ama isteyen de tabii ki deneyebilir. Ekranınızda oluşabilecek sorunlardan mesuliyet kabul etmem. Daha sonra aktardığım figürü iskelet şeklinde çiziyorum ve eklem yerlerini işaretliyorum. Kalça kemiği eklemleri, diz eklemleri, dirsekler, bilekler hepsini işaretledikten sonra bu tabii poz vermiş bir karakter olduğundan ölçekleri farklı olabilir. Sağ ve sol kol farklı görünebilir. O yüzden onu düz duran bir iskelet halinde farklı bir kağıda çiziyorum ve eşit ölçülerde ayarlıyorum. Kolunu, bacağını, kalça kemiği, omuzlar. Eşit ölçülerde ayarladıktan sonra bahçe telleriyle sütrüktürümü oluşturmaya başlayacağım. Önce kalın telimi alıyorum ve ana gövdesini oluşturmaya başlıyorum. İki parçadan oluşacak. Gördüğünüz gibi kalça kemiği hizasından kıvırdım. Şimdi ayak bileğinin altından telimi kesiyorum. Biraz uzun tutuyorum çünkü bu teli figürü base'ime yerleştirirken kullanacağım. Altındaki uzantıyı base'e saplarken kullanacağım. Daha sonra aynı şekli bir kere daha yapıyorum. Bu da vücudun diğer tarafını oluşturacak. Evet, büküyorum ve aynı şekli elde ediyorum. Onu da aynı boyda kesiyorum. Referans kağıdımın üzerine yerleştirdim. Şimdi de omuz hizasından bükerek kollarını oluşturuyorum. Şimdi gövdenin iki yanını birbirine bağlayacağım. Şu noktadan telle saracağız. Evet, böyle sarıyorum. Ama dönecek. Bu şekilde bir dönme durumu olacak. Bunu engellememiz gerekiyor. O yüzden şu noktaya bir küçük parça koyacağım. Kalça kemiği hizasına ufak bir parça koyup bunu ince telimle sararak gövdenin iki yanındaki dönmeyi engelleyeceğim. Evet, ince telimden bir parça kesiyorum. Gövdenin iki parçasını önce telle birbirine bir sabitliyorum. Pensemi kullanarak iyice sıkıyorum. Sıkı sıkı olmasını istiyorum çünkü. Şimdi küçük parçamı da tam kalça hizasına yerleştirdikten sonra ince telimle sararak gövdeye sabitliyorum. Bu şekilde gövdenin iki yanındaki dönme olayını engellemiş oldum. İnce telimden bir parça daha kestim. Bunu da kollarını ve omuz bölümünü sabitlemek için kullanacağım. Önce olmasını istediğim yere göre ayarlamak için referans kağıdımın üzerine koyuyorum. Ve onun üzerinde yerini ayarladıktan sonra ince telimle dolamaya başlıyorum. Güzelce sarıyorum. Sıkı sıkı.
Evet, aralardan falan geçiriyorum. Pensemle de iyice sıkarak sağlam bir strüktür oluşturacağım. Şimdi aşağı yukarı formatımız oturdu sayılır. Kağıdımın üzerinde iyice bakıyorum. Yanlış bir şey olmasın. Çünkü bu proporsiyon çok önemli. Bu noktanın dönüşü yok. Burada her şeyi ince ince bakmamız gerekiyor. Ve çok dikkatli bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kalın tellerimi büküyorum. Ve böylece omuz kısmındaki teli de araya sabitlemiş oldum. Şimdi gövdeyi de büküyorum birkaç tur. Tam dirsek bölgelerinden kıvırarak eklemleri belli ediyorum. Aynı şeyleri dizlerine de uyguluyorum. Diğer kolu, şimdi dizleri. Bütün eklemleri bu şekilde hafifçe kıvırarak belli ediyorum. Şimdi bel kıvrımını biraz vereceğim. Bir S figürü verdim. Evet, iskeletimiz büyük oranda belli oldu. Şimdi epoksi ile daha da güzel bir hale getireceğim. Eklem kısımlarını boş bırakıp sabit kısımları epoksi puti kullanarak saracağım. Epoksi çift komponentli bir malzeme. Malzeme videosunda bunları anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Linkini şuraya bir yere koyalım. Evet, şimdi epoksi malzememden, komponentlerinden birer parça eşit miktarda aldım, karıştırdım. Ve bunları iskeletime uyguluyorum. Sabit kalmasını istediğim yerlere epoksiyi güzelce uyguluyorum. Kalça kemiği, omuz bölgesi. Şimdi de kolların sabit kalacağı yerlere uyguluyorum. Epoksiyle sarıyorum. Bu epoksi donduğunda taş gibi olacak ve benim pozlamamda büyük bir kolaylık sağlayacak. Sadece eklemler açıkta kaldığı için rahatlıkla iskeletime poz verdirebileceğim. Gördüğünüz gibi şu anda kol kemiklerini sarıyorum. Ama dirsek kısımlarını boş bırakıyorum. Çünkü oraları bükeceğim. Bacaklarında da aynı işlemi yapıyorum. Alt bacak bölgesinde epoksi ile sardıktan sonra iskeletimizin epoksileme işlemi bitmiş olacak. Evet, son düzeltmelerimi yapıyorum. Gayet güzel bir form ortaya çıktı. Evet. Bir diğer aşamada folyoyla sarma aşaması. Folyoyla, alüminyum folyoyla iskeletimizi güzelce saracağız, dolduracağız. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey fazla şişirmemek. Fazla şişirirsek kille sararken sıkıntı yaşarız. Güzelce folyodan şeritler oluşturuyorum ve istediğim bölgelere sarıyorum. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Hem malzemeden tasarruf etmiş oluyoruz. Hem de malzeme kalınlığı azalacağı için fırınlama esnasında daha iyi bir pişme sağlıyoruz. Kalın malzeme zor pişer. İnce malzeme daha kolay ve hızlı pişer. Bu bize çift yönlü avantaj sağlayacak. Folyo ile bacak kısımlarını da biraz kalınlaştırıyorum. Dediğim gibi çok kalınlaştırmayın. Yoksa kille giydirme esnasında fazla kalın olan bölgelerde formunuzu oluştururken sıkıntı yaşarsınız. İskeletin çıktığı yerler olur, göründüğü yerler olur. Bu da size sıkıntı olur. Folyolama işlemi bittikten sonra folyomu sabitlemek için ince telimle üzerinden tekrardan geçeceğim. Evet, ince telimi aldım ve güzelce folyolu olan bölgelere sıkı sıkıya doluyorum. Sadece gövde ve baldır kısımlarına alüminyum sardım. Çünkü kollar ve bacağın alt kısımlarında zaten epoksimiz var. Orasını fazla şişirip risk almak istemiyorum. Çünkü ince olacaklar zaten.
Kafa kısmına herhangi bir konstrüksiyon yapmıyorum. Onu daha sonraki aşamada yapacağım. Kafayı ayrıca çalışacağım çünkü. Evet, telimizi sıkı sıkı sardıktan sonra iskeletimiz tamamlandı. Gayet de güzel oldu. Şimdi pozlama aşamasına geçiyoruz. Figürümüze kafamızda oluşturduğumuz pozu verdireceğiz. Bu aşamada artık çok rahat. Çünkü iskeletimiz hazır. Nerelerden bükeceğimizi biliyoruz. Burada güzel estetik bir poz vermek önemli. Evet, kol kısmını büküyorum. Sağ kolu havada olacak. Sonra biraz da bel kıvrımını veriyorum. Hafifçe sol omuzunu arkaya attım. Altyapıyı iyi oluşturduğum için şu anda işim çok kolay. Eklem bölgelerinden bükerek kafamdaki pozu gayet güzel bir şekilde iskeletime yansıttım. Figürümüzün iskelet kısmını tamamlamış olduk ve pozlandırmasını da yaptık. Şimdi bu pozlandırma ile alakalı bazı şeyler anlatmak istiyorum. Bu çok önemli bir kısım. Yani yaptığımız şu strüktürün doğru pozda olduğuna %100 emin olmamız gerekiyor. Neden böyle? Çünkü bunun üzerine inşa edeceğimiz şey alttaki iskeletin bir yansıması olacak. Bu yüzden alttaki iskelet çok önemli. Yani ya iskelette bazı hatalar var ama ben bunu üzerine kille inşa ederken, kille kaplarken bunları çözerim diye bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle bunun yani strüktürün %100 doğru ifadede olduğuna emin olmam gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi benim figürüm bir basamak iniyor. Basamak inerken bir insanın veya insansı bir yaratığın kalça kemiği nasıl durur? Bunu çok doğru konumlandırmam gerekiyor. Yani hangi bacak üstteyse kalça kemiğinin o tarafa doğru yukarıda olduğunu. Yani bu bacağımla, sağ bacağımla iniyorsam, sağ bacağım üstteki basamaktaysa demek ki kalça kemiğimin, sağ bacağımın kalça kemiği daha yukarıda oluyor. Ve şimdi gördüğünüz gibi bu benim figürümün sol bacağı üstte. Yani sol kalça kemiği yukarıda olacak. Ve özellikle bir kadın figürü ise bunu daha da abartabilirim. Böylece daha estetik bir görüntü sağlayabilirim. Sağ eli önde, sol eli de sol bacağıyla birlikte şu şekilde arkada duruyor. Şimdi sağ elim öndeyse ne oluyor? Sağ omuzum otomatikman biraz daha öne çıkmış oluyor. Yani şu duruş var. Bak, robot gibi şöyle yaparsam robotun bile bir estetiği var. Robotun bile bir anatomisi var. Yani şu var, bir de şu var. Yani çok basit bir şey. Şöyle durmakla şöyle durmak arasında inanılmaz büyük bir fark var. Bu anatomiyi bilmekle oluyor. Yani iskelet yapısını bileceksin. Anatomiyi bileceksin. Ona göre de gözlemci olacaksın, gözlemleyeceksin. Şimdi maalesef bizim coğrafyamızda heykelcilik gelişmemiş durum. Bunların sebepleriyle alakalı aslında bir video yapmayı düşünüyorum. Ayrı bir konu, onu da inceleyeceğiz ve bununla alakalı detaylı bir video da çekeceğim. Neden gelişmedi, neden bu konuda geri kaldık? Ki sanatla bilim de birbiriyle bağlantılıdır. Yani sanat gelişmezse bilim de gelişmez. Ama şimdi konumuza tekrar geri dönelim. Şimdi mesela bakıyoruz ülkemizde gezin, gidin şehirlere. Bakın bazı işte heykeller var. Atatürk heykeli mesela kolunu kaldırmış böyle duruyor. Ama bir estetik yok. Yani aslında hafiften vücudunu şöyle kırsa, değil mi? Tek omuzunu öne alsa, bakışını sırtını geriye yaslasa, bakışını kafasını değiştirse falan. Ama yok, şöyle duruyor. Robot. Şimdi bunu ben de yaptım. Mesela önceki iskeletor heykelimde duruşu bana estetik gelmiyor. Figürün detaylarına baktığın zaman çok güzel bir sürü detay girdim. Gerçekten uğraştım. Ama o duruşundaki eksiklik, mesela bir bacağı yukarıda, elinde asası var ama kütük gibi duruyor. Halbuki onun biraz daha böyle estetik durması lazım. Ve o şeytani bir karakter olduğu için kafasının biraz daha önde olması lazım. Değil mi? Böyle bir duruşunda bir hafif pislik olması lazım yani. Pis durması lazım. Ama pis durmuyor. Ne yapıyor? Böyle kütük gibi. Şöyle duruyor. Bu İşte bütün yaptığımız işin altındaki o inceliği yok ediyor. Yani her şey güzel, figür güzel ama o duruştaki estetik aslında ilk baştaki vurucu şey. Onu kaybetmememiz lazım. O yüzden de dediğim gibi bu iskelet kısmından %100 emin olacağım. Şimdi ne dedim? Sol ayağım yukarıda, kalça kemiğimin sol tarafı yukarıda ve kadın figürü ise iyice abartmalıyım bunu. Bel kıvrımını iyice abartmalıyım. Daha sonra da
Bakın sağ elim önde. Ne oluyor? Biraz da aşağıya aldım bunu. Sol elim arkada. Onu da biraz yukarı çektim. Şimdi şu omuz çizgisiyle omuzun bu tarafa eğik, alçam bu tarafa eğik. Şöyle bir S çizdim. Tamam mı? Bu böyle eğik, bu da böyle eğik. Buradan da böyle geriye doğru bel kıvrımını verdim. Ne oldu? Güzel bir estetik yakalamış oldum. Şu şekilde. Tamam mı? Ondan sonra bel kıvrımını da verdim. Gayet estetik bir duruş yakaladım. Ve bundan emin oldum. Dedim ki evet, şu anda görmek istediğim bu. Her açıdan baktım, etrafında döndüm. Bu çok önemli. Heykelin etrafında dönün. Çünkü resim heykelden aslında nedir? Bir tık daha aşağıda kalıyor. Çünkü nedir? Ona sadece bir açıdan bakıyorsun. Ama heykele her açıdan bakıyorsun. Bu yüzden de etrafında dönmem lazım. Dönüyorum etrafında, bakıyorum. Her açıdan gözüme estetik geliyor mu? Evet, mesela arkadan bakıyorum. Gayet estetik. Dönüyorum yandan. Çok güzel bel kıvrımı. Önden de güzel görünüyor. O kalçayla omuz açıları gayet güzel duruyor. Evet, tamam. Demek ki şu anda ben sütrüktürümden emin oldum. Bunun üzerine inşa edebilirim. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Bu konuda herkes gözlemci olması lazım. Yani doğru gözlemler yapmanız lazım. Yapacağınız figürle alakalı anatomi bilmeniz gerekiyor. Gözlemlerinizi detaylı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bundan sonraki videoda heykelimizin üzerine kil giydirmeye başlayacağız.